Evet, proje airportops.te.com. Bulunduğu yer pilot.com'un altında bir ikon üzerinden gidilecek. Gittiğinizde bulunduğunuz lokasyona göre, eğer bilgisayarınızda herhangi bir kısıtlama olmadıysa, o meydanın veya aslında bulunduğunuz yerin lokasyonunu size gösterecek. En yakın meydanı da siz oradan elinizde veya operasyon yapmak istediğiniz meydanı, operasyona başlamak istediğiniz meydanı seçebileceksiniz. Gördüğünüz yerde kırmızı noktaya basarsanız sol tarafta bir bar açılacak. Burada uçacağınız meydanın veya operasyona başlayacağınız meydanın dört kodunu görüyorsunuz. Kategorisini görüyorsunuz. Şöyle yakın alayım. Bununla ilgili yeni bir feedback yapacaksanız operatöre, burada operatöre gerekli düzeltmelerle ilgili, burada gördüğünüz hatalarla ilgili bilgileri çok kısa bir şekilde gönderebilirsiniz. Save yaptığınızda biz bunu alıp değerlendireceğiz. Uçulan meydandaki hava durumlarını çok kısa bir şekilde böyle alabileceksiniz. Bunun ne yazık ki ortaklık IOC departmanındaki hava durumlarını beraber bağlama şansı yok. Çünkü farklı bir dilde yazılmış. O nedenle biz bunu dış kaynaklı alıyoruz. Ama insana bir fikir muhakkak ki verecek. Notamlar da öyle. Bu notamlar da genel notamlardır. Şirket ile ilgili özel notamlar burada yer almamaktadır. Onu da uçuş planı içinde alabileceksiniz. Bu sadece kısa bir fikir edinmeniz için önemli. Arar, aerodrom risk ile ilgili biliyorsunuz raporlama sisteminin içinde bulunan meydanla ilgili gördüğünüz problemleri, operasyonel problemleri, işte park yerinin yanlış olması, pistin bazı yerlerinde çalışma olması vesaire buradan bize gene çok basit şekilde doldurarak ulaştırabileceksiniz. Burada iki tane bölüm var, videolar ve dokümanların altında. Dokümanların altında bulunan yer PDF olarak bizim istediğimiz parçanın ikini okumanız uçuş öncesi veya uçuşta bir göz atabilecek kadar vaktinizin olması. Bu şunun için önemli. Bunun okunduğu bilgisinin takibi B kategorisi meydanlar için yılda bir kez olmak üzere uçuş öncesi verilen dokümanların sürekli basılmasına engel olacaktır. Bu da büyük bir avantaj olacak şirket için ve dosyanın taşınması amacıyla da kalabalıktan kurtaracak. Aynı zamanda burada videolar bölümü olacak. Biz videoyu koyduğumuzda burada gözükecek. Daha sonra gideceğimiz meydanda bunları göreceksiniz. Pilot notları burada iki şekilde yer alıyor. Herhangi bir operational note veya otel accommodations yazdığınızda buradan bu bilgileri yazdıktan sonra kendinize özel de tutabilirsiniz. Ya da diğer pilot arkadaşlarımızla da paylaşabilirsiniz share ettiğiniz zaman. Tabii özel notlarınızda kimse bir şey diyemez. Yalnız genele yazdığınız notlarda ortaklık etik kurallarına uymakta önem arz ediyor bilginize. Sonra arkasından geçiyoruz aşağıya doğru. Evet, bunlar private ve özel notlar işte burada bu şekilde yer alacak. Fabrik olursa da bu şekilde operation notlar görüyorsunuz. Hepsi rahatlıkla yer alıyor. Gene uçuş öncesi kullandığımız bir ha burada account setting'e basalım. Bunlar bizim admin tarafından doldurabilecek şeyler.
gene buradan feedback to operatör'e buradan yapabiliyoruz. Asıl önemli şu karenin içi. Evet, gördüğünüz gibi bastığımızda IOC Web Pilot Briefing diyor. Buna bastığımızda karşımıza direkt olarak uçuş yapacağınız briefing paketi çıkmakta. Tabii bunun uçuşla ilgili ve IOC uçuştan önce bunu yüklüyor. Biz de buradan bunları get butonuyla alıyoruz. Bu çok büyük bir avantajı olacak ve çok kolay bir erişim sağlayacak. Umarım faydasını görürsünüz. Airport kategori list de aynı şekilde. Bastığımızda bunu standart bir Excel tablo olarak veremiyoruz. Buraya koyamıyoruz çünkü bu sürekli değişiyor. IOC bunu sürekli yenilediği için o meydanların takibi açısından, güncel takip açısından önemli. İki defa görüntüle dediğinizde karşınıza meydanların güncel listesi çıkacak. Evet. Evet, buradan indirme başladı, görüyorsunuz. Biraz zaman alıyor ama şurada indirilmiş hali var. Ben hemen oradan yardımcı olayım. Gördüğünüz gibi evet, burada da çıktı. Meydanlar kategori edilmiş. Neden? İşte C olduğuna dair yanına bilgi düşmüş. Bunlar meydan bilgi notlarının içinde de açık olarak yer alıyor. Bunu da çıkıyorum. Evet. Şimdi gene şu sağ üst köşede baktığımızda Station Information System var. İstasyon bilgi sistemi. Bunu yat öncesi kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Oraya bastığınızda da istasyon bilgi sistemi karşımıza çıkacak. Hangi meydanı aramak isterseniz buraya yazıyorsunuz. Eğer doğru meydansa seçip search butonuyla da o meydana ait bilgileri alabileceksiniz. Evet. Gördüğünüz gibi burada faydalı bilgiler, operasyon, güncel form, teknik infolar. Bunların hepsine ulaşma şansınız var. Evet. Şimdi yine bizim sayfamıza dönecek olursak burada herhangi bir meydanı aratıp arama butonunun kaymaması için bir istekte bulunacağız. Şimdi buradan Dubai'ye gidelim. Evet. Gördüğünüz gibi Dubai'nin bulunduğu bölgeyi esas aldı ve meydanın coğrafi koordinatlarına göre yerini gösterdi. Oraya direkt uçtu. Biz de istersek şöyle bakıp bu meydanın nerede olduğunu kabaca takip edebileceğiz. Evet. Şimdi yine sol taraftaki bardan hava durumunu, notamlarını alıp evet, Dubai için gördüğünüz gibi son bilgileri de alabileceğiz. Notam data buradan bu şekilde çıkacak. Sonra burada meydan bilgi notlarının olması lazım. İşte iniş videoları, kalkış videoları, park yerine geliş çıkış pistlere göre böyle seçtiğinizde işlenmiş olarak bunları göreceksiniz. Bunların işlenmiş olması size bir fikir verir. Ama şartlama olmaması lazım. Bu bilgilerin kullanılırlığından operatör sorumlu olmayacaktır. Siz sadece burada genel bir fikir alacaksınız. Çünkü hava şartları, notamlar, diğer faktörler nedeniyle park yeriniz de değişebilir.
ineceğiniz, indikten sonra pisti terk edebileceğiniz yerler de değişebilir. Bunlar sadece genel bir fikir vermek amaçlı videolardır. Buradan da çıkıyoruz. Gene burada pilot notlarıyla ilgili buradan istediğiniz mesajı yazıp private veya public olarak paylaşabileceksiniz. Bu sol taraftaki bölgeye admin olarak biz müdahale edebileceğiz. Gene buradaki bilgilere de müdahale edebiliyoruz. Şimdi burada bu haritanın kullanımı ile ilgili eğer istediğiniz özel bir seçenek varsa onu da buradan kullanabileceksiniz ama genelde bizim kullandığımız satellite mode. Okay. Burada başka bir şey yok. Berayem, siz neredeyseniz sizi alıp hop, oraya götürüyor işte bu şekilde. RTBA'yı gördünüz. Gene DXB'ye gidelim. Evet, doğru meydan, doğru seçtim. Oraya gittiğimde neler var, son durum nedir, bunları da gördüm. Gayet güzel şimdilik çalışıyor. Burada admin olarak eğer göreve devam etmek istiyorsak Show Admin Options diyoruz. Burayı kapattığımızda yeni bir soldan bar açılıyor. Buradan alt bölümlerdeki değişiklikleri yaparak kullanıcıya evet, yardımcı olacak son düzenlemeleri de yapabiliriz. Genel olarak söyleyeceğim bunlar. Bununla ilgili daha sonra başka çalışmalar da yapacağız. Umarım keyifli ve güzel bir operasyon öncesi bilgilendirme olur. Teşekkür ederim.